Şimdi özellikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Neden? Böyle güzel bir bilimi insanlara açmanızdan dolayı. Çünkü çoğunlukla biz bunları ya internet üzerinden, ya televizyon üzerinden veya duyduklarımızdan biliyoruz. Mesela o fosillerde bir isim koyuyorlar. O isimleri koydukları zaman bilmem bir Latince ve 25 kelimeye kadar çıkıyor. Mesela en son bir izlediğimde bir fosillerle alakalı National Geographic'te. Sadece gidiyoruz orada görebiliyoruz. Mesela ben çok böyle konularda dikkatliyimdir. Çok severim. Mesela o kayaların içlerinde oluşan o fosilleri, mesela bir parçasını çoğunlukla şey tarafında buluyorlar. Mesela Amerikan kıtasında, Avrupa kıtasında, kutupların olduğu bölgede. Ama en son bulduğum kadarıyla, en son gördüğümde bir dinozorla alakalı Anadolu'da da çıkarttılar. Herhalde öyle bir şeydi ama tam ismini bilmiyorum. Tabii işte Latince olduğu için normalde bir Türkçe güzel bir isim koysalar daha mantıklı olacak. Peki şunu sormak istiyorum size Serkan Bey. Fosilleri incelediniz, canlılarda değişimin olmadığını gördünüz. Ne hissettiniz? Yani çok mantıklı geldi. Mesela ben buradan özellikle de şu bölümdeki canlılarla alakalı gördüğüm zaman, özellikle balıkların bir Darwin teorisi veya başka bir teorilere göre söylüyorlardı. Şimdi bakıyorum, diyorlar ki 100 milyon yıl önce şu hayvan sürüngenden balığa dönüştü. Ben de diyorum ki ya kardeşim, madem değiştiyse bunun bana bir aradan geçişini, bir formunu gösterin. Bilim adamlarına, özellikle profesörlere buradan sesleniyorum. Bana o formu göstersinler. Ben de diyeceğim ki doğru söylüyorsunuz, siz haklısınız. Ama bizi inandıramıyorlar. Diyorlar ki bu. Ama değil. Ama kanıtı olmazsa olmaz değil mi? Hayır, işte ben de onu istiyorum. O aradaki o formunu göstersin. Mesela diyorlar ki insan maymundan türü. Ben diyorum ki ben maymun değilim. Ben insanım, hayvan değilim. Maymun bir hayvan türü. Diyorum ki madem biz diyorlar oradan türedi, kayıp parçasını arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Ama ben de diyorum ki bütün parçalar burada, gelsinler burada görsünler. Özellikle o profesördeki arkadaşlar, çok iddia eden kişilere de özellikle belirtiyorum burada. Gelirsinler bana göstersinler. Söz, ben altına imza atacağım, diyeceğim ki doğrudur bu, kanıtıdır. Ama işte özellikle insanlara böyle alışveriş merkezlerinde böyle insanlar, bakın mesela çektiği zaman, gördüğünüz zaman insanlar çok meraklılar. Çünkü böyle fosilleri milyarlarca, mesela daha yeni bir tane küçük bir kendi kendine fotosentez yapan 1 milyar 200 milyon yaşında olan bir Sinovac bakterisinin kendi kendine bir fotosentez yaptığını bilim adamları, mesela bazı profesörler kabul etmiyor ve insanlara aktarmıyor. Biz sadece, ben küçüklüğümde çok iyi biliyorum, biyoloji dersinde sadece fotosentezin yeşillikten, ağaçlardan olduğunu biliyorduk. Mesela biz de diyoruz ki bunları bize doğru düzgün bilgilendirseler, biz de ona göre bilincimizi, kendi evlatlarımız ileride doğduğu zaman biz de onlara bilgilendirelim. Ama bakıyoruz, ama yok efendim, 1 milyar yıl önce işte şu sürüngen işte yolda yürürken karada denize bir dalmış, işte orada bir canlı ararken işte balık oluşmuş. Balık da diyor dışarıya çıkmış, işte timsah oluşmuş. Ben de diyoruz ki yani o zaman bize o aradaki formüller var mı? Yok, gidiyorlar diyorlar ki işte Anadolu'da şu burada bir parça bulduk. Dinozor mesela gösteriyorlar alışveriş merkezlerinde, mesela Amerika'da, Avrupa'da çok meşhurdu. Müzelere girdiğiniz zaman böyle şey yaparlar. Dinozor heykeli böyle yaparlar. Ben de çocukluğumdan, evet. Ben de sanıyorum ki ya bütün parçaları bu. Değilmiş. Demek ki 8 tane parça buluyorlar. Onu kendilerine göre bir şekil, tarz yapıyorlar. Parça parça koyuyorlar. Ya diyor ki ya dur bakalım nasıl yapalım. İnsanları kandıran profesörler kendi kafalarına göre bir yaratık çiziyorlar. Şeydeki var ya, sinemalardaki filmlerde bir yaratık, Predator diye bir yaratık var ya, çizdiriyorlar. O yaratığı ona göz. İşte gelin, gerçek fosiller burada. Bana gösterin. Yok. Özellikle ben burada şunu gördüm. Burada evrimin olmadığını, Darwin teorisinin olmadığını ve böyle bir sergilerin bütün Türkiye çapında, sadece bu İstanbul'da değil, İstanbul'dan hariç 81 ilde, Türkiye'nin her tarafında sergilenmesini de özellikle yöneticilerden istiyorum. Çok teşekkürler.